tamamen akraba, sağlık ziyareti, dini ziyaretler ve diğer ziyaretler. 11'de işlendirerek bu diğer %45'lik paydan da bir pazar payı kapmak. Bu arada 12 ay 100 numara gittiğini sürdüğü tüm bunlar Batı'sına verdiğim bu son zamanlarda insanlar çok biliyorlar. Bu da baktığınızda özellikle Antalya'nın ve İstanbul'un kurduğunda çok ön plana çıktığını görüyorsunuz. Kentlerin günümüze ışık tuttuğu, her yıl milyonlarca misafiri ağırlayan Antalya, ziyaretçilerine yörük kültürüyle... 16 Ağustos itibariyle Antalya'ya gelen turist sayısı 9 milyon 500 bin kişiyi geçti. Burada tabii 1 numara Rusya, 2 numara Almanya, 3 İngiltere, 4 Polonya, 5 Hollanda. Burada özellikle benim vurgulamak istediğim Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sürmesine rağmen Rusya'nın Antalya'ya ve Türkiye'ye olan konsantrasyonu devam ediyor. Almanya'da yaklaşık geçen seneye göre %20'lik bir artış var. Bu da bizim için çok önemli. 2019 rekor rakamlarında Almanya şu anda onu da geçmiş vaziyette. İngiltere'yi burada özel bir yer ayırmak istiyorum. İngiltere ilk defa geçen sene 1 milyon kişiyi geçmişti. Bu sene 1,5 milyon kişiyle kapatacak. Ve İngiltere'deki bu homojen artış 2024 yılında da devam edecek. Kış aylarına da uçak koydu İngiliz tur operatörleri. Bu da bizim için çok olumlu. Açıkçası biz biliyorsunuz Antalya'da bizim için en önemli olan şey mevsimsellik. Turizmi 12 aya yaymak, turizmi çeşitlendirmek zorundayız. Bu da tabii kitlesel turizm hareketiyle sadece olmuyor. İklim şartlarının el verdiği şekilde biz Kasım ayının sonuna kadar sezonun uzayacağını düşünüyoruz. Ama özellikle bizim terzi işi dediğimiz tailor-made, özellikle MICE turizm yani toplantı, kongre ve seminer turizmi, sağlık turizmi, spor turizmi, gastronomi turizmi biliyorsunuz bu sene 1-3 Eylül'de ikinci gastronomi festivali yapılacak Antalya'da. Özellikle Altın Portakal Piyano Festivali'nden sonra gastronomi festivali de Antalya'mızın 3. festivali oldu. Buna biz turizmciler olarak çok değer veriyoruz. Bu anlamda bakıldığında turizmin çeşitlendirilmesinde de gastronominin rolünün çok büyük olduğunu düşünüyoruz. Biliyorsunuz Akdeniz mutfağı dünyanın sayılı mutfaklarından bir tanesi. Akdeniz mutfağının içerisinde Antalya mutfağı ve Yörük mutfağının oluşması ve bizim otellerimizde özellikle Türk gecelerinde bölgesel mutfaklarımızı da temsil etmemiz, onları da turistlerle buluşturmamız bence bizler için çok önemli. Bölgemizin de tanıtımı için çok değerli diye düşünüyorum. Özellikle iklim şartları izin verici kısmın sonuna kadar uzayacağını düşünüyorum. Ben bu yıl yılbaşına kadar sezonun devam edeceğini düşünüyorum açıkçası. Burada tabii sağlık turizmi bizim için çok değerli. Antalya'da 2 tane üniversite, 20'nin üzerinde hastane, özel hastane, klinik, sağlık turizmi ile ilgili altyapının çok güçlü olduğu bir şehir Antalya. Bu anlamda bakıldığında sağlık turizminin özellikle kış aylarına yayıldığı zaman çok ciddi anlamda bir ivme kazandıracağını düşünüyorum. Spor turizmi, golf turizmi, futbol turizmi, futbol sahalarımız, 100'ün üzerinde futbol sahamız var. 1500'ün üzerinde takım Antalya'yı tercih ediyor yarı yıl kampları için. Bunlar bizim için çok olumlu. Tabii ki turizmi çeşitlendirmek aslında bir altyapıyla da çok önemli. Bu konuda örneğin kapalı spor salonlarının olması, 30'a yakın branşın kapalı spor salonlarında yarışmaları düzenleniyor. Ulusal, uluslararası. Bu da Antalya'mıza çok ciddi bir katkıda bulunuyor. Dolayısıyla Antalya'da şehir merkezinden başlayarak sistemi tamamen çeşitlendirerek deniz kum güneşin yanında biliyorsunuz pandemide 4. S olan güvenliği koymuştuk. Sun, CN, Sand and Safety demiştik buna. 4 tane S bizim için çok değerli ama kitlesel turizm hareketinin yanında turizmi çeşitlendirmek için bireyselliğe ve özellikle de bu algının da değişmesi için çeşitlenmenin tam anlamıyla olabilmesi için de terzi işi dediğimiz çok detaylı bir pazarlamaya ihtiyacımız var. Bunun için de çalışmalara başladık. Sadece Rusya, Ukrayna değil yani burada 80 ülkenin üzerindeki ülke vatandaşı Antalya'dan gayrimenkul satın alımı yapmış. Burada bir değer olarak, katma değer olarak görebiliriz bunları. Fakat bunların kontrol altında kullanılarak yani açıkçası otel gibi kiraya verildiği, günübirlik kiraya verildiği, aylık 3 aylık kiralara verildiği gündemde şu anda. Devletimizin adına bu konuyla ilgili bir denetim yapılmasını istiyoruz. Bu denetim içinde Kültür ve Turizm Bakanlığı dünyadaki örneklerini, çünkü bu sadece Türkiye'nin, Antalya'nın problemi değil, tüm dünyada var bu. Bunu örneklerini inceliyor ve bu konuyla da ilgili bir kanun çıkaracak. Dolayısıyla bunların hepsinin kontrol altına alınabilmiş, vergilendirilmiş. Çünkü böyle de bir turizm şekli var. Biz gelen her turistin otellerde konaklaması gibi bir iddiamız yok. Turist bağımsız, istediği her yerde konaklayabilir. Ama bunun bir denetim içerisinde olmasını arzu ediyoruz. Bu denetimin de bu yıl sonuna kadar kanun ile birlikte çıkacağını düşünüyoruz. Teşekkür ederim.
Denizimizi temiz tutmamız, denizimizi denetleyen bir şeyimiz yoktu. Sahil güvenliğimiz vardı, sağ olsun komutanlarımıza da teşekkür ediyoruz. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak elektronik gemi denetim merkezini oluşturduk. Özellikle 22 kamera ile yani denizimizi hiçbir kimsenin kirletmesine müsaade etmiyoruz. Termal kameralar sayesinde denize atık bırakmak çok ağır cezalar var. Onlar da Kabadoş Bayramı sürecinde aşmıştık. Teşekkürler.